Merhaba arkadaşlar. Bugün Nisan ayı örnek soru çözümünü yapacağız İngilizce'den. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Evet, birinci sorumuzda Summer Camp'la alakalı bir afiş var önümüzde. Hemen sorumuza geçelim. Sorumuz da ne diyor? Which of the following does not have an answer in the poster? Hangisinin cevabı yok diyor. Hemen bakıyoruz. Which equipment do we need? Hangi ekipmana ihtiyacımız var? Bakıyoruz ekipman olarak ne var burada? Your compass demiş. Kompas evet ekipman olarak sayılır. Devam edelim. B'ye geçiyorum. Which activities can we do? Hangi aktiviteleri yapabiliriz biz burada? Summer camp'te. Trekking, fishing. Evet burayı yapabiliyoruz. Bu dört etkinliği de yapabiliriz. Which activities can we do? O zaman B şıkkıları. How long is the camp? Kampın uzunluğuna kadar. Kampın uzunluğu da burada yazıyor. Ne kadar sürdü? Kamp ne zaman başlıyoruz? 3 ila 12 July arası. Haziran'da. July'da neydi arkadaşlar? Temmuz. Hemen bu da buraya gelecek. O zaman doğru cevabımız ne olmuş olacak? Doğru cevabımız tabii ki Bursa olmuş olacak. Çünkü where do we meet dediğimiz zaman nerede buluşacağız kamp için? Burada bir yerden bahsedilmiyor. İkinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuzda bir okuma parçası var. Bu okuma parçası ile ilgili soru var. Frank'la ilgili günlük rutinleriyle alakalı bir soru. Which of the following does not have an answer in the text? Hangisinin cevabı yok diyor. Hemen cevabı olmayan soruyu bulacağız. What kind of games does Frank like playing? Ne tür oyunlar oynamayı seviyormuş Frank? Hemen bakıyoruz. Playing chess diyor. Satranç oynamayı seviyor. Bir de basketbol oynuyor. O zaman Playing chess ve basketbol bu sorunun cevabı olmuş oluyor. What time does he get up on Tuesdays? Saat kaçta kalkar diyor. On weekdays, Tuesday kapsar. Yani hafta içi demek on weekdays. O zaman Tuesday'de salı olduğu için bu kısmı kapsar. 7:30'da kalkıyormuş. Bu sorunun da cevabını bulmuş olduk. What does he do before breakfast? Kahvaltıdan önce ne yapar? I wash my hands and face. Before I have breakfast diyor. O zaman elimi ve yüzümü yıkarım kahvaltıdan önce. Bunun da cevabı var. O zaman bu üçü olmuyor. Where does he play basketball? Nerede basketbol oynuyor? Ama basketbolla ilgili geçen cümleye bakalım. My friends and I play basketball on Saturday afternoons. Ama burada herhangi bir şekilde nerede olduğu yazmıyor. O zaman doğru cevabımız ne olmuş olacak arkadaşlar? Denizli olmuş olacak. Evet, üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuzda bir okuma parçası var. Yine yemek tarifinden bahsediyor. Neyin tarifini yapmış burada? Vegetable soup. Yani sebze çorbasının tarifini yapmış. Hemen bakalım hangisi doğru diyor. Making doğru olanı bulacağız yani burada. Making vegetable soup takes less than an hour. Yani sebze çorbası yapmak bir saatten daha az süre alır. Bakalım süreden bahsetmiş mi? You can make it at home in nearly 40 minutes. 40 dakikada yaparsın diyor. 40 dakikada yaparsın, yaklaşık 40 dakikada. O zaman bunun cevabı var. O zaman doğru cevabımız A şıkkı olmuş oluyor. Yine de diğerlerine bakalım. Adding some milk to the soup makes it clear. Biraz süt eklemek onu daha lezzetli hale getirir. Bakıyoruz burada arkadaşlar sütle ilgili bir şey geçmiyor. There is sugar and honey in the soup. Sugar ve honey'i arıyoruz kelime olarak. Burada öyle bir kelime de yok. Göremiyoruz. O zaman o da olmayacak. We don't need any onions for the soup. Neye ihtiyacımız yok diyor. Soğana ihtiyacımız yok diyor. Soğan kelimesinin geçip geçmediğine bakıyorum yine. Onion burada var. O zaman burada we don't need diyor. Olmaz. O zaman buralarda test etmiş olduk. Doğru cevabımız tabii ki demin de başta söylediğimiz gibi A'ydı. Evet. Diğer soru. Hemen okuyalım. Susan organizes a birthday party at 8 p.m. on Monday. Pazartesi günü ise saat 8'de doğum günü partisi düzenliyormuş Susan. And calls Mary to invite her. Mary'yi de davet ediyor. Arayacak yani. However, fakat Mary doesn't answer the phone. Telefona cevap vermiyor. So, Susan leaves a message. Susan bir mesaj bırakıyor. Hemen bakalım. Ulaşamamış çünkü. I think you are not available now. Şu anda müsait değilsin sanırım. I will call you in the evening. Evet olur. Bu olur. Tık koyalım. Hemen diğerlerine bakacağız.
am busy, şu anda meşgulüm. I will get back to you as soon as possible. Alakası yok çünkü Suzan'a mesaj bırakacağız. It is bad line, hat kötü. Oysa görüşebiliyor yani. Telefona cevap vermiyor. Telefona cevap vermemiz hatla ilgili bir durum söz konusu olamaz. I am not at home right now. Şu anda evde değilim. I will talk to you soon. Bu da sanki bir sekreter gibi. O zaman doğru cevabımız ne olmuş olacak? Adana olmuş olacak. Evet. Son sorumuza geçtik. Zaten 5 sorudan oluşuyor bu dönem soruları. 5. sorumuz arkadaşlar. A teacher asks 100 students why they use the internet. Here are the answers. 100 tane öğrenci internet kullanımlarıyla alakalı soru sormuş. Burada da cevapları var. Which of the following is correct? Hangisi doğru diyor. Hemen hangisi doğruysa bakıyoruz. Only a few students search new things. Only a few students search new things. Yeni şeyler araştırıyor. Oysa 42 öğrenci burada araştırma yapıyor. Yeni şeyler öğreniyor. O zaman bu olamaz. Çünkü 42 öğrenciye biz only a few students diyemeyiz. Nearly 25 of the students, öğrencilerin %25'i post photos on the internet. Burada da 24 öğrenci share photos diyor. Yani 24 öğrenci fotoğraf paylaşıyormuş. Yaklaşık %25'ine tekabül eder. O yüzden bu cevap, biz bunu doğru olarak görüyoruz. Half of the students, öğrencilerin yarısı prefer watching something on the internet. İnternette bir şeyler izlemeyi tercih ediyorlar. Böyle bir şeyden bakalım bahsetmiyor. Yani yaklaşık yarısı ile alakalı bir herhangi bir şey yok. Çünkü burada %22'si var. %22'si seri, yani film izliyormuş, televizyon dizisi izliyormuş. O zaman bu da olmaz. Bunu da ne yapmış olduk? Elemiş olduk şıklarda. Evet. Son %20, öğrencilerin %20'si internet iletişim amaçlı kullanıyor. Oysa buradaki duruma göre iletişim amaçlı kullanan kişi sayısı %20 değil de %12. O zaman bu da ne olmuş olacak? Yanlış olmuş olacak. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar tabii ki Bursa olmuş oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizi, bir sonraki konumuzu takip edelim.